Türkiye'nin 8.3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık %14'ünü karşılayan Adana'da sarı altın olarak adlandırılan mısırda hasat yaklaştı. Bu yıl yaklaşık 865 bin dönüm alanda mısır ekimi gerçekleşirken yağışlı hava nedeniyle mısırdan 1 milyon 200 bin ton rekolte hedefleniyor. Yüreği Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, Ağustos ayının başında fiyatların açıklanmasını bekliyoruz. Adana genelinde depoların bir an önce boşalıp mısır için yer açılmasını istiyoruz dedi. Adana'da bu yıl 865 bin dönüm alanda mısır ekimi var. Bu yıl havaların serin gitmesinden dolayı biz Adana ilimizde 1 milyon 200 bin ton mısır bekliyoruz. Rekolte bu sene iyi. Yalnız daha fiyatlar açıklanmadı. Biz Cumhurbaşkanımız tarafından ay başında fiyatların açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü Ağustos'un ortasından sonra mısır hasatına başlayacağız. Ve henüz ortada fiyat yok. Eski mısırlar şu an depolarda dolu. TMO tarafından geçen yıl alınan mısırların çoğu şu an lisanslı depolarda dolu. Şu anda Adana genelinde 670 bin tonun üzerinde lisanslı depolarda kapasiteli ürün olması gerekirken şu anda %60-70 kapasiteli depolar dolu ve şu depoların bir an önce boşalıp mısıra yer açılmasını bekliyoruz. Eğer bu depolar açılmazsa mısır alımı ağır işleyecek. Ayşe'nin çiftçi burada sıkıntıya girecek. Bir an önce depoların biz aslında boşalmasını istiyoruz. Çiftçinin yüzünü bu sene verim gülecek ama şu an ortada fiyat yok. Fiyat çok düşük. Geçen yıl açıklanan 5.750-5.700 liralık fiyat şu an aşağılarda. Bir yıl geçmesine rağmen, girdi fiyatların yükselmesine rağmen fiyatlar şu anda 5.000-5.200 arasında devam etmekte. Ve çiftçi bir yıl önceki sattığı ürünün altında şu an ürün satıyor. Ve çiftçi şu anda zararda. Yeni mahsulün de fiyatının bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Ama TMO depoları boşaltmadan bizim ürünü herhangi bir yere gönderecek şansımız yok.